Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simler Can Polat. İlk önce şunu söyleyeyim, son videoma çok güzel yorumlar yaptınız, çok teşekkür ediyorum. Ama en çok şuna çok mutlu oldum, beni çok iyi anladınız. İnsanın anlaşılabilmesi, birilerinin tarafından duygularının onlara geçmesi bence muhteşem bir duygu. Ve bugünkü konumuz makyajsız kendi harika görünmek. Yani hiç makyaj yapmadan en önemlisi kendinizi güzel hissedebilmek. Bununla ilgili birazcık motivasyon sohbeti yapacağız. Ve bununla ilgili bazı önerilerimi paylaşacağım. Kullandığım favori ürünlerimi paylaşacağım. Ve videonun sonuna doğru da inanılmaz bir içecek tarifim olacak. Bir smoothie tarifi bu. Yeşil bir smoothie. Ve bunu içtiğiniz anda bana inanın arkadaşlar, cildiniz böyle bir 10 dakika içerisinde daha canlı gözüküyor. Siz kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Hele bir de bunu bir hafta için, bakın görün yanaklarınızdaki pembeliği. Çok muhteşem bir formül. İnanılmaz bir formül. Şey gibi oldu bu. Zayıflama ilaçlarına böyle şeyler yazıyorlar ya. İnanılmaz bir formül. Formülü hiç kimse de yok. Ama harika bir içecek. Onu da mutlaka izleyin derim. Öncelikle şu anda yüzümde sadece benim şu ürün var. Bir lip tint var dudaklarımda. Başka hiç makyaj yapmadım. Makyajı çok seviyorum. Gerçekten makyajlı görünmeyi çok seviyorum. Makyaj çok yapıyorum. Hepinizin de sevdiğini biliyorum. Bir kadın için makyaj vazgeçilmez bir unsur ve bu videoda asla artık makyaj yapmayın, doğallığa dönün videosu değil. Ama cildimde her gün makyaj yaptıkça bazı sivilcelenmeler olduğunu fark ettim. Cildimin daha mat olduğunu fark ettim. Hepsinden ötesinde ben bundan 4-5 yıl öncesine kadar makyaj yapmadığım zamanlarda iş yerine gittiğimde kimse bana garip garip bakmazdı ya da solgunsun demezdi. Şu anda makyaj olmadığı zamanlarda ay sen hasta mısın diyorlar ve insan kendini çok kötü hissediyor. Bence aradaki fark şuydu. O zamanlar makyaj genelde yapmadığım için zaten insanlar benim o halime, kendi gerçek halime alışmışlardı. Şu anda sürekli yüzümde boyalarla gezdiğim için birazcık onları sileyim, hemen halsiz mi, yorgun mu segmentine geçiyorum ve bu insanın birazcık kendine güvenini kırıyor. Geçen sene de hatta makyajsız 5 gün gezdim, cildim güzelleşti videosu, challenge videosu çekmiştim. Gerçekten cildim güzelleşmişti. 5 gün boyunca hiç makyaj yapmamıştım. Bu sene özellikle yaz ayında da kararım haftada en az 2 gün ya da olamadı en az bir gün cildimi dinlendirip makyajsız, sıfır makyajla gezmek. Makyajsız da güzel görünmek için sırların birincisi cildinizi iyi tutmak. Hem içeriden hem dışarıdan. Su konusunu sadece hatırlatma olarak söylüyorum. Bol bol su içiyorsunuz ki cildiniz içeriden parlıyor. Bol bol sebze, meyve yiyorsunuz. Faydalı yiyecekler yiyorsunuz. Ama dışarıdan ürünlerde günlük bir cilt bakımında neler yapmanız gerekli ve ben neler yapıyorum? Makyajımı silmek için genelde bu aralar şöyle Nüxe'ün yağını kullanıyorum ben. Bu üründen çok memnun kaldım ama piyasada birçok yağ var. Ben daha önce yağ formlu ürünlerle makyajımı çıkartmazdım ya da cildimi, makyajsız da olsa bu arada bu yağlarla temizleyebiliyorsunuz. Yağ kullanarak temizlemezdim ama artık vazgeçmem sanıyorum. Hangi marka olursa olsun cildinizi temizlemeniz, yağ formlu ürünlerle temizlemeniz birazcık daha nem dengesini korumasını sağlıyor. Temizlemeniz önemli. Özellikle makyajsız gezecekseniz cilt bakımınız ekstra ekstra önemli. Cildinizin temiz olması ise bunun birinci adımı. Bu aralar Darfi'nin cildi aynı zamanda aydınlatan bir yüz yıkama jelini kullanıyorum. Neden aydınlatanı kullanıyorum? Bu yaz boyunca daha az özellikle kapatıcı ve fondöten tarzı ürünler kullanmayı planladığım için cildimi böyle daha nasıl diyeyim canlı hissettiren bir yüz yıkama jeli seçtim ki makyajsızken de birazcık daha canlı ve ışıl ışıl görünebileyim. Nemlendirme çok önemli. Şimdi nemlendiriciyi zaten gidin cildinize göre seçin. Ben bu aralar L'Oreal'in nem terapisi aloe vera suyunu kullanıyorum ama hani muhteşem bir ürün mü? Hayır, bana markayı diye göndermişti. Memnunsuz da kalmadım. Önemli olan kendi cildinize en uygun nemlendiriciyi seçmek. Nemlendiriciyi özellikle makyaj yapmayacağınız günlerde birazcık daha cildinize masaj yaparak uygulamanızı öneririm ve biraz daha bol bol kullanmanızı öneririm. Şöyle avucuma sıktım. Masaj derken nasıl masaj yapıyorum, saçımı da atayım, onu göstereceğim. Önce yanaklardan başlıyoruz ve biraz daha cilde hafif böyle nasıl diyeyim, Koreli kadınlarda şey yaparmış. Benim bir arkadaşım, üniversite arkadaşı Koreliydi. Diyor ki her akşam böyle şak şak sesler çıkardı. Bu ne diye sorduğumda kız meğersem cilt kremi sürüyormuş. Birazcık cildinize uyararak sürün kremleri. Neden?
Şöyle demo yapmak için sürüyorum. Yoksa cildimde krem var. Neden? Cildinizi canlandırmak için ve boyun bölgesini de asla unutmuyorsunuz. Bunu hiç unutmuyorsunuz. Ve boynunuza da kremi sürerken yukarıdan aşağı hareketlerle sürüyorsunuz. Her sabah ve her akşam nemlendiricinizi sürmeniz cildiniz üzerindeki kan akışını düzenler. Bu masajı 1 ila 2 dakika arasında yapın. Yani kremi böyle hızlı hızlı 10 saniyede sürmeyin. 1 ve 2 dakika masaj yapıyorsunuz. Ne oluyor? Cildiniz nemleniyor. Krem daha iyi yediriliyor. Ve cildiniz daha pembemsi ve daha canlı gözüküyor. Böylelikle bir kapatıcıya, fondötene daha az ihtiyacınız oluyor. Bunun dışında bir kere her şey içten gelir. Beslenmemizin dışında iç güzellik, iç motivasyon, iç kendine güven bence çok önemli. Mesela son özellikle kışın şu olmaya başlamıştı bana. Aceleyle evden çıktığımda ve makyaj yoksa o gün suratımda bir kez suratım da çok düşük oluyor. Direkt içimdeki o ben güzel değilim, kendimi iyi hissetmiyorum havası gözlerime, bakışlarıma, işte duruşuma da yansıdığı için zaten ister istemez bence daha da hasta gibi görünüyordum. Bunun yerine güzellik dediğiniz nedir ki siz kendinizi güzel buluyorsanız bir kere geçen videomda da söylemiştim yorumlara cevap verirken güzelsinizdir. Makyaj dediğimiz şey sonuçta silince geçen bir şey. Önemli olan bizim makyajsızken de kendimizi aynı özgüvenle ve güzellikle ifade edebilmemiz. Ama bu demek değildir ki güzelliğimiz için çabalamayacağız. Ben yaz kış olabildiğince yanımda bu termal sulardan taşıyorum. Ben Aveninkini kullanıyorum. Çok çok da mutluyum, çok memnunum. Fiyatı da uygun. Ama başka birçok marka bunlardan çıkardı. Diğerleri hakkında hiçbir fikrim yok. Şimdi bu iki fısfısla ne yapıyor? Makyajınızın üzerine de kullanabiliyorsunuz. Ama makyajsızsanız daha da işinize yarıyor. Böyle akşama doğru ofistesiniz ya da okuldasınız ya da evdesiniz. Artık cildinizin böyle biraz gerilmeye başladığını hissettiniz kuruysa. Ya da cansız hissettiniz. Ya da şurada benim gibi bir sivilceniz var. Bunu sıkıyorsunuz. Gerçekten. Şöyle yaptığınız anda yatıştırıyor. Ya da özellikle yaz aylarında cildinizin böyle güneşten kızarmaya başladığını, hassaslaştığını hissedersiniz de. Şu anda sıkmayacağım. Böyle yüzünüze sıktığınızda böyle 10-15 saniye içerisinde bu su yüzünüzde kuruyor. Nem dengesini yerine getiriyor ve artı canlılık katıyor. Akşamdan ertesi gün makyajsıza cildinizi hazırlamak için şu E vitamin kapsüllerinden kullanabilirsiniz. Solgar'da da var. Ben Bobbi Sabi diye bir markanınkini kullanıyorum şu anda. Bunu Watsons'lardan almıştım. Neden bunu almıştım? Çünkü Solgar'dan daha uygun fiyatlıydı. İyi de dediler. E vitamin kapsülleri şöyle oluyor. Şöyle sarı minik kapsüller. Şimdi ben bunu kaşlarıma sürüyorum. Kaşlarım bu aralar çok çoğaldı. Biliyorum buna laf söylüyorsunuz. Aldıracağım ama şu anda kaşımı çoğaltma sürecindeyim. Dokunamıyorum. Rengine de dokunamıyorum. Hiçbir şeyine dokunamıyorum. Birazcık daha sabredelim arkadaşlar. Ben de çok beğeniyor değilim. Neyse. Bu E vitamini kapsüllerini kaşınıza, kirpiğinize sürdüğünüzde bir kere daha onları gürleştiriyor. Daha canlı yapıyor. Artı göz altınıza da çok hafif ama çok az bir kapsülü değil. Böyle minimalistik bir damlayı göz altlarınıza da sürerseniz gözleriniz ertesi gün daha aydınlık oluyor. Bayılıyorum bu doktor yer ürünlerine. Biraz fiyatı pahalı ama ben mesela bu Micro Milk Peel'dan çok memnun kaldım. Böyle bir kutuda kendi pedleriyle satılıyor. Hassas bir cildiniz varsa, öyle haşır haşır peeling yapmak istemiyorsanız bu ürün cildinizin üzerindeki ölü tabakayı şıt diye alıyor. Bir de güneş koruması sürmeyi yüzümüze yaz kış unutmuyoruz. Cildimiz için yapacağımız en önemli yatırımlardan biri bu. Ben Shiseido'nun SPF 30 korumasını kullanıyorum. Vücutta da kullanılıyor bu ürün bu arada. Yüze de o açıdan çok pratik yaz için. Ve cilt bakımımızı bitirdik. Cildimize güzel bakıyoruz. İçeriden ve dışarıdan. Az sonra bir smoothie tarifi de vereceğim. Ama hiç makyaj yapmadan küçük oyunlarla o gün nasıl böyle canlı, fresh gözükebiliriz? Onunla ilgili bir iki tüyo paylaşacağım. İhtiyacımız olan 3 tane şey var. Hiç makyaj malzemesi kullanmadan iyi gözükmek için. Bir tanesi Hindistan cevizi yağı. Bu evinizde hala yoksa mutlaka alın. Su gibi bir şey her yere kullanabilirsiniz. Bir tane lip tint. Bu içerisinde boya olan bir ürün değil. Tint ürünlerin özelliği, bir de Tony Moly markasınınkini kullanıyorum. Doğal bir ürün. İçeriği gayet temiz ürünlerden. Şöyle yeşil gözüküyor gördüğünüz gibi. Ama yüzünüze, dudaklarınıza pembelik veriyor. Tint ürünlerin özelliği, bunların jel yapısı
bir şekilde cildinizin ısısıyla birleştirdiğinde oradaki kan akışında galiba bir hareketlilik yaratıyor ve cildinize daha pembemsilik getiriyor. Şimdi dudaklarında zaten vardı. Böyle bir tint ürünle dudaklarınızın üzerinden şöyle geçtiğinizde, ki birazcık sürtünme kuvvetini arttırıp ısıyı arttırmak ve daha pembemsilik yaratmak için böyle biraz daha şöyle şöyle sürün. Dudaklarınıza şöyle bir pembelik verebilirsiniz. Bu ürünü şimdi şuraya koyuyorum. Birazdan yine kullanacağım. Hindistan cevizi yağını umarım açabileceğim. Açamıyorum. Evet, açtım. Benim gibi dağınık kaşlarınız varsa şöyle bir kaş fırçası alıyorsunuz. Yağın içerisine fırçayı birazcık sokuyorsunuz. Şöyle oldu gördüğünüz gibi. Biraz dağıtacağım. Bu çok yoğun çünkü. Alıyorsunuz kaş fırçanızı ve kaşlarınızı bu yağ ile beraber tarıyorsunuz arkadaşlar. Bu hem kaşınızın daha düzgün görünmesini sağlıyor, hem beslenmesini sağlıyor, hem de sanki kaş rimeli sürmüşçesine daha parlak gösteriyor. Şimdi ikinci işlem. Rimel biliyorsunuz makyajı taçlandıran unsur. Hiç makyaj yapmasanız ve rimel sürseniz yine de canlı gözüküyorsunuz. Ama rimelin de zararı çokmuş, kirpikleri birbiri döküyormuş. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Yine bu fırçaya birazcık Hindistan cevizi yağını sürüyorum. Kirpiklerimi hem besleyecek hem de bir illüzyon yaratarak daha parlak, daha uyanık, sanki rimel varmış az lima konuşamadım. Rimel varmış etkisi yaratacak. Çok minimal bir fark olsa da bu gözümde kirpiklerimi Hindistan cevizi yağıyla taradım. Bunu da taramadım. Şimdi bunu da tarayacağım. Bir de hepsinden ötesi, böyle makyajsız falan gezince, işte kendine özellikle yaz aylarında ekstra bir şeyler yapınca, ne bileyim, bakımlarını falan sürüp fresh hiç boyalardan, o şeylerden sürmeden, en azından her gün demiyorum, bunu her gün ben de yapamam ama bir iki gün bu şekilde zamanları kendine ayırınca insan ister istemez kendini daha fresh, daha güzel, daha böyle cildi hava almış hissediyor ki bence cildimizin gerçekten buna ihtiyacı var. Benim durumuma düşmeyin. Şu sivilcelerden 15 gündür kurtulamıyorum. Neden? Çünkü cildimi sürekli fondötenle kapadığım için eğer aralarda birazcık molalar verseydim bence bu olmayacaktı ki geçmiyor yani, onu söyleyebilirim. Devam ediyorum. Şimdi yüzüm tabii ki de yine de bir makyaj canlılığında gözükmüyor. Başka neler yapabilirim? Bu tintimi alıp birazcık şöyle yanaklarıma da sürebilirim. Şimdi beraberce süreceğiz. Şöyle yapıyorum. Yine sürtünme kuvvetinden yararlanın. Bakar mısınız ne kadar pembe oldu? Bence çok tatlı oldu. Ve hiç zarar vermiyor. Hatta şöyle şuraları da geçerseniz hafif bir yanmış etkisi de olabilir yüzünüzde. Gördüğünüz gibi bir tane tint balm, bir tane kaş fırçası ve Hindistan cevizi yağı mucizesiyle hem cildime bakım yaparak hem de hiç makyaj malzemesi kullanmadan canlı ve fresh bir görünüm kazandım bence. Birazcık aydınlatıcı dokunuş da yapabilirim Hindistan cevizi yağıyla. O yüzden parmaklarıma yağdan birazcık alıyorum. Çok da abartmayın, cildiniz böyle yağlı yağlı gözükmesin. Birazcık şöyle burnumun üstüne sürüyorum. Belli oluyor mu ışıktan bilmiyorum. Birazcık da şöyle yapayım. Şöyle normal aydınlatıcı sürdüğüm yerlere, yanaklarıma yani, şu şekilde bu üründen uyguluyorum. Ürün değil yani, Hindistan cevizi yağından. Hatta dudaklarımın şurasına da uygulayarak bir aydınlatıcı gibi simli parlamadı ama yani kötü de olmadı. Gördüğünüz gibi hiç makyaj malzemesi kullanmadığım halde bence kötü gözükmüyorum. Size isterseniz haftada 1-2 gün benimle beraber makyajsız gezmeyi, hem kendinize güveninizi birazcık ortaya çıkarmayı, birazcık yükseltmeyi, hem de cildinize hava aldırmayı deneyebilirsiniz. Son zamanlarda, son bir iki aydır yaptığım bir içecek var. Bunu içtiğiniz zaman cildinizin de içinizin de videonun başında söylediğim gibi canlandığını hissediyorsunuz. Bunu mutlaka 10 gün içmeyi deneyin. Tadı muhteşem değil, emin olun. Yani bu konuda size yalan söyleyemeyeceğim. Ama dayanılmaz bir tadı da yok. Uzun vadede tok tutuyor. Yani ilk içtiğinizde tokluk hissetmiyorsunuz. Ama bir iki saat sonra böyle karnınızda bir şişlik hissi de yaratıyor. Kilo kontrolünüz için de iyi olabilir. Şöyle bir içecek. Bir tane limon. Ben limon tadını sevdiğim için limon kullanıyorum ama portakal, mandalina da kullanabilirsiniz. 2 tane kivi, 2 tane salatalık, biraz su
ya da soda olabilir. Bunların hepsini blender'a koyuyorsunuz. Blender'ın en yüksek ayarında 2-2,5 dakika kadar karıştırıyorsunuz. Ve böyle yeşil, katı kıvamlı bir içecek elde ediyorsunuz gördüğünüz gibi. Bu içeceği isterseniz yanınızda taşıyın, şişelere koyun. İsterseniz evde akşam yatmadan önce de içebilirsiniz. Çünkü kalorisi düşük olduğu için size kilo aldırmayacaktır. Ya da dayanabilirseniz kahvaltı etmeden önce sabah aç karnına, kahvaltının öncesinde, asla kahvaltı yerine değil, bunu içerek güne böyle aşırı zinde, canlı ve parlayan bir ciltle başlayabilirsiniz. Bu benim içeceğim, tamamen cilt içeceğim. Bu içeceği ben Mehmet Öz'ün kitabında okumuştum. Cilt için hem limon, portakal, işte mandalina gibi C vitaminleri çok faydalı. Aynı zamanda kivi hem C vitamin deposu, hem antioksidan deposu, hem de anında canlılık etkisi kazandırıyor. Salatalığın ise yatıştırıcı bir özelliği var. Yine C vitamin ve antioksidanlar içerirken cildinizin su kaybını da önleyen bir sebze. Sebze mi, meyve mi, salatalık? Yine çok mu konuştum bilmiyorum ama bugün sizlerle birazcık güzellik hakkında sohbet ettik ve makyajsız da güzel olunabileceğiyle ilgili bazı tiyolar paylaştım. Hepsinin ötesinde bence bu yaz olabildiğince fresh gezelim. İşte şeylerden olmayalım yani. Denize, havuza girip de hemen ardından ruj süren, ruj çıkaran kızlardan olmayalım. Çok daha sade, basit ve sağlıklı yöntemlerle güzelliğimizi ve ışıltımızı yayabiliriz. Hepsinin ötesinde iç ışıltımızı dışarıya çıkarmak önemli dediğim gibi. Hepinizi çok seviyorum gerçekten. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Şu an ne söyleyeceğimi bilemedim. Gerçekten bilemedim. Bay bay diyorum o zaman. Tekrar öpüyorum. Bay bay. Görüşürüz. Umarım videoyu seversiniz. Ha, sizin de yöntemleriniz varsa eğer, şunları da toparlayayım, mutlaka aşağıda benimle paylaşın. Daha doğrusu herkesle paylaşın. Tekrar görüşürüz. Öptüm.